Günaydın. Bizim için neredeyse öğlen saat 11'e 20 var. Size çiçeğimin ne kadar güzel açtığını göstereceğim. Çok güzel değil mi? Ayrıca yanındaki de ona eşlik etti. Aynı anda açtılar. Çok güzeller. Neyse, dışarıda gördüğünüz gibi hala feci bir rüzgar var. Yalnız fırtına, dün geceki fırtına sıcak havayı getirdi. Yani yağmur yağıyor, kar gitti. Yağmur geldi, onun yerine Edward Ali'yi uyuttu. O yüzden çok sesli konuşmak istemiyorum. Kino işe gitti. Bugün Yozef'in bizdeydi. Cuma günleri yardıma geliyor bana. Biz sizinle bugün ne yapacağız? Advent kalenderimin ikinci kutucuğunu açacağız şimdi. Gelelim Advent kalenderinin 2 numarayı bulmaya. Bakalım 2 nerede? 2 nerede? Ah, en baştaymış. Bakalım ne çıkacak. Lobster'ın en sevdiği tatlı ürünlerinden biri çıktı. Vücut kremi. Bu arada neydi? Shea Butter mıydı? Yani bu renk olanı inanılmaz güzel kokuyor. Onu biliyorum. Şimdi kokmak istiyorum. Bakalım. Bu benim düşündüğüm şey mi yoksa başka bir şey mi? Şimdi almayacağız. Body lotion'u da acaba bu hangi serisi? Muhtemelen Shea Butter olabilir. Niye yazmıyor? O da ayrı bir şey. Bilmiyorum. Neli oldu Leri. Çok güzel kokuyor. Bu benim en sevdiğim kokularından biri. Bu paketli böyle mavi beyaz olan el kremini de çok beğeniyordum. Kokular neredeyse aynı. Çok güzel. Bayıldım ve yumuşacık. Body lotion çıkmış. Ultra rich lotion body. Ha, Shea Butter yazıyormuş üstünde. Shea Butter. Ve olan serisiymiş tahmin ettiğim gibi. Çok güzel. Bunu çok beğendim. 2 numarayı sevdik. Bakalım yarın nasıl bir şey çıkacak. Bunu böyle kaldırıyoruz. Kaldıralım bunu da buraya. Koyalım çekmecemize. Bu arada dün bir sürü yün aldım. Yünlerden ne yapacağımla ilgili çok kararsızım. Düşünüyorum şimdi biraz inceler. İnceden kastım yani 6'lık değil de 4,5-5'lik. 4 ile 5 arası. 5,5'la dövülür mesela. Öyle kalınlıktalar. Acaba diyorum bebek kazağımı örsem mesela. Ya da battaniyemi örsem. Başka bir şapka daha mı yapsam? Bununla ilgili görmek istediğiniz bir şey varsa genelde benim tığla yaptığım işler çok en basitleri böyle. Çünkü çok ben de çok bilmediğim için en basit şeyleri yapıyorum. Çoğunu da neredeyse hepsini kayınvalidemden öğrendim. O yüzden herhangi bir şeyi çok basit bir şekilde yapabiliyorum. Genelde bebek şeylerin ufak şeyleri. Onunla ilgili bir fikriniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız ben de ona göre kendimi yönlendiririm. Bugün çok sakin bir gün olacak muhtemelen. Çünkü ikimiz bugün Edward Ali ile yalnızız. Ya hava yağmurlu, hiç dışarı çıkmayı planlamıyorum. Normalde her gün, neredeyse her gün çok istisnai bir şey olmadığı sürece dışarı çıkarıyorum 5 dakika falan. Hani bir hava alsın diye. Ama bugün sanırım sadece bir 5 dakika balkonda oturacağız onunla. Çünkü dışarı çıkmayı hiç planlamıyorum. Rezalet bir yağmur var. Öyle böyle değil yani. Çıkmamız da sızıklamamamız bir olur. Ne giyersek giyelim, ne kadar şemsiye alırsak alalım. Çünkü böyle rüzgar yüzünden sağdan soldan önden arkadan her yerden geliyor yağmur yani. Hiç öyle
şemsiye alayım, şemsiye çıkayım, ıslanmam gibi bir yağmur değil bebek dedi. Gerçekten bu tarz bir havada çıkmak hiç hoş olmuyor. O yüzden bugün sıcak sıcak evimizde oturup keyif yapacağız oğluşumla. Ben şimdi Edward Ali'ye bir yemek yapayım. Patates, kabak ve soğandan bir yemek oluşturacağım oğluşa. Bu arada genelde oğlanın yemeklerini YouTube'daki bir kanaldan esinlenerek yapıyorum. Ne yapıyorum? İki anne bir mutfakta bir YouTube kanalı var. Benim abone olduklarımın arasında bulabilirsiniz. Hatta aşağı linkini de koyarım info box'a. Oradan tıklayarak onların sayfalarına ulaşabilirsiniz. İnanılmaz güzel çocuk bebekler için yemek tarifleri var. Ben bugüne kadar kendime bile doğru düzgün yemek yapamazken Edward Ali'ye böyle bir sürü bir ton değişik yemek yapabiliyorum. Nasıl? Oraya giriyorum. Oynatma listelerini tıklıyorum. Her ay için farklı 1000 tane yemek tarifi var yani. Hiç sıkılmayacağınız, hiç ay bugün ne yapsam demeyeceğiniz kadar eğlenceli ve bir sürü çeşitli, aynı zamanda çok faydalı bebek tarifleri var. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Şimdilik kapatıyorum. Birazdan görüşeceğiz. Edward için uydurmasyon bir kek yaptım. İçinde işte yumurtanın beyazı olmayacak, şeker olmayacak, beyazın olmayacak falan filan. Değişik malzemelerle. Tabii çok kötü de olabilir tadı. Hiçbir fikrim yok. Yaptım. Şöyle küçük küvet şeylerin içine koydum. Kapların içine koydum. Birazdan bitecek. Evet. Edward bayağı büyük bir heyecanla bekliyor yani bitmesini. İnşallah tadı güzel olur da beklediğimize değer. Eğer tadı güzel olursa size de bu uydurma tarifi vereceğim. Görüşürüz. Merhabalar. Kekler hiç istediğim gibi olmadı. Edward yedi ama kesinlikle tarifi verilecek bir şey değil. Şöyle ki pek tadı yok yani. Hani yenmeyecek gibi bir şey değil ama tarif verilecek bir şey değil. Ben en iyisi bu işi iki annemi bir mutfağa bırakıp onlara bir yorumda sorabilirim. Eğer böyle bir kek tarifleri varsa. Yani kurabiye tarifleri falan var bu arada çok güzel. Ama onlar biraz kıtırık oldu. Evet. Edward kuş oyun oynuyor arkada. Onlar biraz böyle kıtırık oldu yaptım. Ama Edward daha henüz öyle o kadar kıtırık kıtır şeyleri yiyemiyor. Ve sütün içinde ezdiğim zaman da mağlubi gibi şekilde yemeyi istemiyor. Daha çok böyle eline tutup yumuşak şekilde yemeyi seviyor. O yüzden kek yani yapmak istedim ki böyle elinde küçük parçalara ayırdığım zaman elinde tutup böyle sırf yiyebilsin diye. Yedi de sevdi de ama ben de tadına baktım. Böyle ıslak kek gibi oldu ama çok bir tadı yok. Yani tabii şekersiz biraz zor oluyor tadını tutturmak ama illaki bir yöntemi olduğunu düşünüyorum. Ben en iyisi bununla ilgili bu YouTube kanalında iki tane bir mutfak YouTube kanalına bir sorayım. Belki onların bildiği bir tarif vardır. Evet, bugün ne yazık ki çok vlog çekemedim. Çok işimiz vardı. Çok hareket ettik. Çok yoruldum. Şimdi de paşamız oyun oynuyor. Tina çalışıyor. Bugün geç gelecek. Muhtemelen o eve gelemeden Edward zaten uyumuş olacak. Ben de bayılmış olacağım. Artık yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Ve bugünkü vlog bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.